Merhaba arkadaşlar, Çiçekli Uzun Lifimizin 3. bölümündeyiz. Burada en son 4 tane mavi, 1 tane de beyaz üçlü fıstığımızı toplamıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Biri sıraya geçiyoruz. Burada beyaz ipimle 1 tane fıstık yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve tepesine bir tane, dibine bir tane, karşıya da bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden topluyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Evet arkadaşlar, burada isterseniz mavi ipinizi içeriden yürütebilirsiniz ama ben keseceğim. Kötü durmasın diye. Bir yukarıki sırada tekrar bağlayacağım. İsterseniz siz de kesin. Yanına da 4 tane beyaz üçlü fıstık toplayın. Evet arkadaşlar, bakın toplamda 5 tane beyaz üçlü fıstığımız oldu. Şimdi beyaz ipimi öne alıyorum ve sarı ipime geçiyorum. Bir zincirle sarı ipimi sabitliyorum. Ve tepesine bir tane, dibine bir tane ve karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden topluyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Yanına iki tane daha sarı üçlü fıstık toplayın. Evet, toplamda 3 tane sarı üçlü fıstığım oldu. Şimdi sarı ipimi öne alıyorum, beyaz ipime geçiyorum. Bir zincirle beyaz ipimi sabitliyorum. Ve tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden topluyorum ve zincir çekmeden önce sarı ipimi yukarıya atıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi sıra sonuna kadar beyaz üçlü fıstık toplayarak devam edin arkadaşlar. Evet, bir sıradayız. Burada da bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve tepesine bir tane, dibine bir tane, karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden topluyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Burada mavi ipimi tekrardan bağlayacağım. Mavi ipimi bağladım. Bir zincirle sabitledim. Buraya da 4 tane mavi üçlü fıstık toplayın arkadaşlar. Buraya kadar gelin. Evet, 4 tane mavi üçlü fıstığımızı topladık. Mavi ipimi öne alıyorum. Sarı ipime geçiyorum. Buraya da yine 3 tane mavi üçlü fıstık toplayın arkadaşlar. Evet, en son 3 tane sarı üçlü fıstık topladık. Sarı ipimi öne alıyorum. Mavi ipime geçiyorum. Bir zincirle ipimi sabitliyorum. Tepesine bir tane, dibine bir tane ve karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Sarı ipimi burada keseceğim. Çünkü sarı ipimizle işimiz bitti arkadaşlar. Yanına da 3 tane mavi üçlü fıstık toplayarak buraya kadar gelin. Bakın toplamda 4 tane mavi üçlü fıstığımız oldu. Yanına da 1 tane beyaz üçlü fıstık toplayıp mavi ipinizi yukarıya atın. Evet arkadaşlar, bir sıradayız. Burada da yine bir tane beyaz ve 5 tane mavi üçlü fıstık toplayarak buraya kadar gelin. Bir tane beyaz ve 5 tane mavi üçlü fıstık topluyoruz. Bakın bu şekilde. Tekrar yanına bir tane beyaz ve 5 tane mavi üçlü fıstık toplayın arkadaşlar. Evet, bakın bu şekilde. Sıra sonunda da bir tane beyaz üçlü fıstık toplayıp mavi ipinizi yukarıya atın. Evet arkadaşlar, bir sıradayız. Bu sırada da bir alt sıranın aynısını yapacağız. Yine bir tane beyaz üçlü fıstık, 5 tane de mavi üçlü fıstık toplayın arkadaşlar. Evet. Yanına
Yeniden bir tane beyaz ve beş tane mavi üçlü fıstık toplayın arkadaşlar. Evet, sıra sonunda da bir tane beyaz üçlü fıstık toplayıp mavi ipinizi yukarıya atın arkadaşlar. Evet, bakın biz sıradayız. Burada bu defa 2 tane beyaz ve 4 tane mavi üçlü fıstık toplayacağız arkadaşlar. 2 tane beyaz, 4 tane de mavi üçlü fıstık toplayın. Evet, bakın 2 tane beyaz ve 4 tane mavi üçlü fıstığımızı topladık. Burada da 1 tane beyaz ve 4 tane mavi üçlü fıstık toplayın arkadaşlar. Evet, yanına 1 tane beyaz üçlü fıstık toplayıp mavi ipinizi yukarıya atın. Ve yanına bir tane daha beyaz üçlü fıstık toplayıp sıranızı bitirin. Yani iki tane beyaz üçlü fıstığımız olacak arkadaşlar. Evet, bakın çiçeğimizin son sırasına geldik. Ondan sonra yapraklarına geçeceğiz arkadaşlar. Bu sırada da 3 tane beyaz fıstık topluyoruz. 3 tane beyaz üçlü fıstık. 3 tane de mavi üçlü fıstık toplayın arkadaşlar. Bakın 3 tane beyaz ve 3 tane mavi üçlü fıstığımız oldu. Yanına da 1 tane beyaz ve 3 tane mavi üçlü fıstık toplayın arkadaşlar. Evet, bakın bu şekilde oldu. Şimdi beyaz mavi ipimi öne alıyorum. Beyaz ipime geçiyorum. Ve tepesine 1 tane. Dibine 1 tane. Karşıya 1 tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden topluyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Mavi ipimizle işimiz bitti arkadaşlar. Burada kesiyorum. Siz de kesin. Yanına da iki tane daha beyaz üçlü fıstık toplayıp sıranızı bitirin. Evet arkadaşlar, bakın. Bu taraftaki yapraklarımız ve ortadaki çiçeğimiz bitti. Sıra üstteki yaprağımıza geldi. Burada ne yapıyoruz bakalım? 2, 4, 6 tane. 6 tane beyaz üçlü fıstık toplayarak buraya kadar gelin arkadaşlar. 6 tane beyaz üçlü fıstığımızı topladık. Yeşil ipimizi bağlıyoruz arkadaşlar. Yeşil ipimi bağlıyorum. Bir zincirle sabitliyorsunuz. Buraya da bir tane yeşil üçlü fıstık ve bir tane de beyaz üçlü fıstık toplayın arkadaşlar. Evet, yeşil ipinizi içeriden götürerek yanına 4 tane daha beyaz üçlü fıstık toplayın arkadaşlar. Evet, bakın buradaki beyaz fıstığımla birlikte toplamda 5 tane beyaz üçlü fıstığım oldu. 5. üçlü fıstığımın üzerine zincir çekmedim. Yeşil ipimi yukarıya atıyorum ve zincir çekiyorum tepesine. Sıranın sonunda da bir tane beyaz üçlü fıstık toplayın arkadaşlar. Toplamda 6 tane beyaz üçlü fıstığımız olacak. Evet, bir üst sıradayız. Bakın. Burada da bir tane beyaz ve 3 tane yeşil üçlü fıstık toplayın. Bir tane beyaz ve 3 tane yeşil üçlü fıstık toplayın arkadaşlar. Evet, bir tane beyaz, 3 tane yeşil üçlü fıstık topladık. Yanına da 2 tane beyaz ve 1 tane yeşil üçlü fıstık toplayın arkadaşlar. Evet, 2 tane beyaz ve 1 tane yeşil üçlü fıstığımızı topladık. Şimdi tekrar 2 tane beyaz ve 3 tane yeşil üçlü fıstık toplayın arkadaşlar. Evet, 2 tane beyaz, 3 tane de yeşil üçlü fıstığımızı topladık. Sıranın sonunda da 1 tane beyaz üçlü fıstık toplayıp yeşil ipinizi yukarıya atın arkadaşlar. Evet, bir üst sıradayız. Burada tekrardan bir tane beyaz ve 3 tane yeşil üçlü fıstık toplayın arkadaşlar. Evet, yanına da 2 tane beyaz ve 1 tane yeşil üçlü fıstık toplayın arkadaşlar. Şimdi 2 tane beyaz ve 3 tane yeşil üçlü fıstık toplayın. Evet, sıranın sonunda da bir tane beyaz üçlü fıstık toplayıp yeşil ipinizi yukarıya atın arkadaşlar. Evet, bakın bir üst sıraya geçtik. Burada bu defa 2 tane beyaz ve 3 tane yeşil üçlü fıstık toplayıp buraya kadar geliyoruz. Evet arkadaşlar. Yanına da 1 tane beyaz ve 1 tane yeşil üçlü fıstık toplayın.
Şimdi bir tane beyaz ve üç tane yeşil üçlü fıstık toplayarak buraya kadar gelin arkadaşlar. Evet, bakın bir tane beyaz ve üç tane yeşil üçlü fıstığımızı topladık. Şimdi yanına bir tane beyaz üçlü fıstık toplayıp yeşil ipinizi yukarıya atın. Yanına bir tane daha beyaz üçlü fıstık toplayıp sıranızı bitirin. Evet, yapraklarımızın son sırasındayız. Burada da 3 tane beyaz, 3 tane de yeşil üçlü fıstık toplayın. Buraya kadar gelin arkadaşlar. Evet, şimdi bir tane beyaz ve 3 tane yeşil üçlü fıstık toplayarak 3 tane yeşil üçlü fıstık toplayarak buraya kadar gelin arkadaşlar. Bir tane beyaz ve 3 tane yeşil üçlü fıstık topluyoruz. Evet, bakın bir tane beyaz ve 3 tane yeşil üçlü fıstık topladık. Şimdi yeşil ipimi öne alıyorum ve beyaz ipime geçiyorum. Bir zincirle sabitliyorum. Ve tepesine bir tane, dibine bir tane, karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden topluyorum ve bir zincir çekiyorum. Yeşil ipimi burada kesiyorum arkadaşlar. Yapraklarımız da bitti. Bakın. Evet, şimdi sıranın sonuna kadar beyaz üçlü fıstık toplayarak devam edin. Evet arkadaşlar, bakın bir üst sıraya geçtik. Burada da sıra sonuna kadar beyaz üçlü fıstık toplayarak devam edin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir sıra beyaz üçlü fıstık toplayarak devam ettik. Şimdi mavi ipimi bağladım. Mavi ipime geçiyorum. Bu sırada artık eksiltme yapmaya başlayacağız. Arkadaşlar. Bir zincirle ipimi sabitliyorum, mavi ipimi. Bakın buraya bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Ve tepesine bir tane yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane. Ve onun karşısına tekrar bir tane fıstık yapıyorum. Bakın 4 tane fıstığım oldu arkadaşlar. Dördünü birden topluyorum. Bu eksiltme oluyor. Diğer uzun lif videolarımda da görmüşsünüzdür. Yanındakileri de üçlü fıstık toplayarak devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar böyle üçlü fıstık toplayarak devam edin arkadaşlar. Evet, beyaz ipinizi de kesin arkadaşlar. Sıra sonuna kadar geldik. İsterseniz sıranın başında da beyaz ipinizi kesebilirsiniz. Yeniden eksiltme yapmayı göstereceğim. Bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapatıyorum. Ve tepesine bir tane. Dibine bir tane fıstık yapıyorum. Karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Bakın 3 tane oldu. Tekrar onun karşısına bir tane daha fıstık yapıyorum. Dördünü birden topluyorum. Yanındakileri de üçlü fıstık olarak topluyorum. Sıranın başlarında dörtlü fıstık olarak topluyorum. Yanlarındakilerini de üçlü fıstık olarak topluyorum arkadaşlar. Yanına da üçlü fıstık toplayarak devam ediyorum. Bakın bu şekilde. Her sırada sıranın başında böyle eksiltme yaparak arkadaşlar 5 tane fıstığınız kalana kadar böyle 5 tane fıstığınız kalana kadar eksiltin. Halkanın nasıl takıldığını sizlere göstereceğim.